Gerekli olan malzemeleri sayayım efendim. Bir çay bardağı soyulmuş badem, yarım çay bardağı kuş üzümü, 2 su bardağı pirinç, yeni bahar, karabiber, maydanoz ve tuz. Bu aslında etlerin yanında olan klasik bir iç pilav. Hem çok lezzetli oluyor değil mi hocam? Muhteşem bir şey. Hem yani de? Tam böyle hani bayram sofrası dediğimiz o ambiyans yaşanacak. Tamam, pilavımızı nerede hazırlayalım? Pilav tenceresi versin. Evet Serpil'cim. Süzdürüyoruz, tuzlu suda beklettik pirincimizi ki böyle tane tane ışıl ışıl olsun. Yağları özellikle ayırıyoruz. Biz aslında bugün et kokoreç yapıyoruz değil mi? Şu anda etten kokoreç. Yani, vallahi en sevdiğim. Normalde kokoreç yemem. Yani çok mutlu oldum etten yapacağın için. Bağırsaktan evet. Yiyemiyorum. Haz etmeyenler oluyor. Evet. Bunun için ne yapıyoruz? Hemen çözüm Bakın, gerekiyoruz. Etin yağ tarafını aldık. Minik minik doğradık. Şimdi diğer kalan kısımları da ama senin etin de çok güzel. Benim etlerim zaten. Lokum gibi baksana. Daha bıçağı değdiriyorum şey oluyor. Tereyağı koyuyorduk değil mi? İç pilavda tereyağı bunda gerek yok. Tamam ne koyalım yağ kavurmak için pirinci biraz? Çok az bir şey yapalım. Sıvı yağ. Şimdi tereyağı pilavda her zaman en son atıyoruz. O yüzden sıvı yağ. Hı hı. Tamam. Sıvı yağ veriyorsun Semra'cığım. Nasıl canım? Sıvı yağ veriyorum. Çok hafif. İlk etapta neyle başlayalım burada? Bademleri önden bir kavuralım mı? Üzümleri, bademleri. Hadi bizi sen yönlendir. Bademleri haşladım, soydum. Tamamdır, sıkıntı yok. Pirinç, hepsi pirinçle beraber atacağız hepsini. Hepsi pirinçle, tamam evet. O zaman pirinci ilk başta atayım ben. İç pilav yapıyoruz şöyle. Önce yağ da kavuracağız. Nermin'cim, Nermin de bir pilav yapar. Ama bir şey yağ koyduk sanki. Biraz fazla oldu galiba. Ben ona bakamadım. Sen o elini yaktın. Daha yaklaşma. Sıcağı geldikçe acayip acıyor biliyor musun? Yaklaşma daha. Evet şöyle güzelce bir pirinçlerimizi. Şimdi bunun yağı biraz fazla olduğu için burada da yağ olduğu için buradaki yağ az kullanacağız. Geri kalanı sıcak su temin yapacağız. Bence şimdi, de çünkü yağ biraz fazla. Alsa mıydım oradakini? 2 bardak koyduk pirincimizi değil mi? Evet evet. Tamam. Evet, evet. Şimdi 4 bardak sıcak su ilave edeceğiz. Bunun 2 bardağını alırız ya da 1 bardağını aynen. Alırız. Bir sonrasında üzerine üzüm, badem değil mi? Bunları hepsini şey alarak şimdi katıyoruz. Tamam hemen. Bademlerimiz niye böyle karardı, bir şey kavrulmuş gibi? Süz dışına çıktığı için. Kavrulmuş bir badem de değil ama. Evet. İlk defa böyle ben Şimdi suyu yedi, ıslandı. Sonradan genelde dışarıda havada fazla şey oldu. Oluyor. Evet, şöyle güzelce bir kavuruyoruz iç pilavımızı. Şeyimiz nerede? Yeni baharımız nerede? Orada hepsi. Yeni bahar. Pilavın yeni baharı. Bir yandan kokoreç için efendim yağlarımızı eritiyoruz. Bir yandan yeni baharı ekliyoruz. Pirinç pilavımızın üzerine ne yaptık burada efendim? Karabiber. Yağ aldık. Pirincimizi güzelce tuzlu suda bekletmiştik. Onu aldık. Dolmalık üzüm ilave ettik. Bademlerimizi koyduk. Yeni bahar, karabiber. Hepsini şöyle bir harmanlıyoruz. Hepsini en baştan koyduk. Hepsi birlikte kavruluyor. Değil mi? Evet evet. Hepsini beraber. Şimdi suyunu ilave edeceğiz. Sıcak suyumuz hazır mı Serpil'ciğim? O da hazır. Ölçü göstermek için yani 2 bardağı şu tuzumuz. Tamam. Ben şuradan böyle tatlı tatlı biraz alayım bir su bardağı kadar. Şöyle. Artık hani suyunu ilave edebiliriz onu. Yağlı olduğu için şuradan bir su bardağı gerisini normal su kullanacağım. Evet, evet, evet. Oh mis gibi. Şöyle. Tamamdır. Evet, iç pilav da hazır. Şu an kapağını kapatalım. Tatlı tatlı demlensin. Yeterli değil mi hocam? Yeterli, yeterli. Kokoreçe gel efendim. Aman yarabbim. Aman yarabbim. Semra, kadın kasap bizim Kanal 7 ekranlarında gerçekten şu an harika görsellerle mutfağımızı coşturmaya devam ediyor. En çok sevdiğim şey aslında eti birçok yöntemde pişirebiliyor olmak. Ve bütün püf noktalarını gerçekten dikkatli bir şekilde uyguluyor olmak. Semra da bugün bize çok gerçekten inanılmaz katkı sağladı. Bayram öncesinde böyle bir program çok iyi oldu.
hayat kurtaran teknikler yani, diyebiliriz. Normalde ben kokoreç yemem ama şuna mest oldum şu an. Evde de yapacağım. Yağlı kısmını aldık. Yağları önden bir erittik. Evet. Sonrasında efendim etlerimizi koyduk. Bir anda önden şöyle gösterelim, domates ve biberi şey yapmıştık, güzelce közlemiştik. Şu an o közlediğimiz domates ve biberi minik minik doğruyoruz. Önden bir lezzetlendirdik. Yani ışıl ışıl bir program oldu gerçekten. Çok içime sinen harika bir program oldu bayram öncesinde. Böyle her yerde lezzetleri coşturmaya devam ediyoruz. Vay 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 vay. Güzellikler yakanızı bırakmasın kıymetli izleyicilerim. Semra Hanım sizin de aynı şekilde. Bir her mukabil şey diyelim. İnşallah güzel bir bayram da olur. Amin inşallah. Artık hani sarılmayı özledik. Özledik. Vallahi el öpmeyi özledik. Yani vallahi, inşallah o günlerimizi tekrardan nasip etsin inşallah hepimize. İnşallah. Oo çok güzel. Bakar mısınız biberi? Tık 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 tık. Harika. Minik minik bak. İşleyen demir pas tutmaz efendim. Semra da bunun en güzel örneği. Kullanmayı bildikten sonra bıçağı her türlü şeyi yaparsınız efendim. Pilavımız pişiyor. Et kokoreçimiz hazırlanıyor. Biberlerimiz, domateslerimiz minik minik kıyıldı. Kuzu kolumuz için burada efendim pilav hazırlıyoruz ki pilavın üzerine kuzu kolumuzu oturtacağız. En çok evet. Sevdiğim tablo mutlu son. Yani masa, birazdan masada buluşacağız. Şimdi evde kokoreci bunu normal tavada da yapabiliriz. Evet. Burada dökümde yaptık. Dökümün malum sağa sola biraz böyle yağ sıçratma meselesi söz konusu. Aynen. Şimdi bunu ufak ufak doğradık. Çok bu güzelce güzel. Kavruldu. Tereyağını alma şansın var mı Serpil'cim? Tabii. Aa, tabii ki de. Ver tatlım bana. Al. Şimdi ben biberi... Ne kadar koyacağız bebeğim? Yeter. Şöyle bir yemek kaşığı kadar ekledik. Normalde bu tereyağını başka bir kapta da eritip eritilmiş şekilde de dahil edebilirsiniz. Olur. Ama böyle de güzel bence. Yok böyle de. Yani tereyağı zaten çok kızartılacak bir şey değil. Yani onu da söyleyeyim. Oo. Böyle yanacak bir şey. Bakar mısınız? Üzerinde ne güzel böyle cızırtamaya başladı. Etlerimiz karamelize olmaya başladı. Verdik mi pul biberi? Şimdi tereyağını koydum. Tereyağının rengini değiştirdik pul biberiyle. Hamdolsun verdiğin nimetlere. Hamdolsun. Amin, amin. Gerçekten her şeyi bize öğretip yol gösteren Rabbime şükürler olsun. Nermin'cim bir saniye. Of. Şöyle biraz... Buhar attık uçmadan. Pidemizi attık. Buhar uçmadan. Et kokoreç. Biraz şöyle hem pide burada şeyleri lavaşlarımızı da şey yapalım. Tamam. Yumuşatalım hem ona da lezzet verelim. Bulama yapacağız bunları. Yani programdan sonra güzel bir götürme operasyonu olacak götürme yani. Götürme yapacağız tamam. Tamam. Harika gözüküyor. Evet kokoreç hazırlandı. Şu güzellik bambaşka. Şöyle sunum tabağını vereyim mi? Yok bir. Son bir iki rötuş yapacağım. Rötuş tabii önemli. Makyaj detayları. Evet kekiğimizi de verdik mi? Et kokoreç hazır efendim. Allah efsane. Ben bunu deneyeceğim Semra mutlaka. Bu muhteşem bir şey. Bu efsane oldu. Bakar şöyle, mısınız? Bir saniye. Kuzuydu da kekiği de. Harika tatlı sen beni öldüreceğim. Allah'ım canım hoş gelmişler. Ay. Sen beni öldüreceğim. Evet, domatesi de verdik. Olayız. Kadın gibi kadın derler ya işte Semra söylenecek tek laf. Kadın gibi kadın. Tabii. Maşallah arkadaşım. Ben de seni takdir ediyorum, çok da beğeniyorum. Allah her zaman razı için. Olsun. Allah razı böyle olsun. Böyle mücadeleci her kadın, tabii, her şeyi başarır. Kadın alınca kadına destek olmalı. Tabii ki. Köstek değil bakın. Yapamıyorsanız yapmaya çalışın ama hayatınızdaki kadınların da değerini bilin. Çünkü en iyi örnek yine kadınların birbirine sergilediği örneklerdir. Şunun tabağını alayım. Kesinlikle. Yanlış mıyım? Kesinlikle. Verdim. Kesinlikle. Oturanı yatanı kimse sevmez efendim. Üreteceğiz, evet, çalışacağız ve başaracağız. Semra
senelerce emek vermiş. Daha küçük yaşlarda kasap dükkanlarının vitrinlerini izlerken anne babasından belki çok tepki aldı. Yapamazsın dedi, edemezsin dediler. Yaptım. Ama yılmadı, yılmadı. İşin çok en ince detaylarına kadar öğrendi ve şu an bugün geldiği konum ve nokta ayakta alkışlanacak bir nokta. Hiç kimse küçümsemesin efendim. Çalışırsanız siz de yaparsınız. Kesinlikle öyle. Evet, tamamdır. Bu da tamamdır. Ne istiyorsun canım? Ben... Harikayız. Ben artık tabağı alabilirim bunu. Ben artık alabilirim. Bir kepçe gibi tabak, bir artık geniş bir kaşık tamamdır. Var mı? Ya da bunu alacağım. Şöyle alayım. Burada ben... pilavı bunu mu yapacaktım? Aynen. Sıkıntı yok. Dur, ben size şunu vereyim. Şöyle bakın, Semra. Bir pilavı da göz atalım. Şöyle. Bir pilavı da vereyim, şu vereyim. Kepçelik, kepçelik. Yani şu. Bunun demiri falan var mı? Şunu. Evet var, dur. Hemen vereyim, şunu vereyim. Sarp, bu tenceremizin dibi mi bozuldu bizim? Ne canım? Tenceremizin dibi mi bozuldu? Yok, niye? Değil aslında, biliyor musun? Bugün özel kavurduk diye herhalde. Nermin kolum çok acıyor. Acır. Beni hastaneye götür. Ne yaptı biliyor musunuz? Ekran başındaki beni değerli hastane... izleyicilerim. Şefkatine ihtiyacım var. Açarken, şu büyük tencerenin kapağını açarken buharına verdi ve kolu yandı. Böyle de paniktir, böyle de candır ama beni hastaneye götürün Nermin. Şu an şefkatine ihtiyacım var. Kolum yandı. Biliyorsun. Anne şefkati ver. Ağlayasım geldi. Neyse ki krem çok sürdük. Kötü yaktın ama ya. Krem sürdük. Çok kötü yaktın. Ya burası biraz ya hassas. O buhar yanığı en kötüsüdür. Çok kötü, yani. Çok kötü. Ben hani normal yanıktan beterdir buhar yanığı. Öyle. O... Ağlamam geldi. Bence yoruldun sen, ondan ağlaman geldi. Yok, gözlerimiz ferpecir okuyor. Evet efendim. Et. Evet, bu da tamamdır. Kokoreç. Buyurun efendim, karşınızda işte. Yaptık. En güzel şekilde sunduk. Şimdi son pilavımız olarak kaldı. Pilavımız demleniyor. Pilav demlenirken de biz de şimdi sunuma hazırlayacağız. Pastamız vardı ama onu böyle detaylı bir şekilde anlatmak istediğim için başka bir programa erteledik. 10 dakikada bize ne yapabilirsin burada? Bir hemen bunun yanına güzel bir söğüş yapalım. Sumaklı söğüş yapalım. Soğan söğüş. Bir soğan alalım o zaman. Süper, burada soğanımız var. Ben konuşurken onu kesiyordum. Şurada tahtam tatlım. Evet. Semra, sana tahta veriyorum canım. Sumaklı söğüş yapıyoruz. Aldım ben Serpil'cim. Efsane lezzetler. Ha, öyle mi? Tamam, aldım. Bulduysam programı. Nermin'in Enfes Mutfağı'nda bayram öncesi sizler için hazırlanıyor. Gerçekten dop dolu, kıpır kıpır bir program oldu. Kaçıranlar olursa Nermin'in Enfes Mutfağı Instagram hesabımız, Nermin'in Enfes Mutfağı Kanal 7 YouTube sayfamız. Buralardan detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Semra da yakından tanımak isterseniz mutlaka bir araştırın. Çok güçlü, kuvvetli, kendi mekanını açmış, ayakları üzerinde duran harika bir kadın. Çok teşekkür ediyorum. Bir mukabil diyorum. Aynı evet, dileklerimle. Soğanlarımızı doğradık. Güzel bir yanına şöyle dedik ki soğanlı, sumaklı. Ne istiyorsun? Neyi de bunu servis yapalım? Onu küçük böyle bir tabak. Güzel bir yayvan. Yayvan da olur ama küçük bir şey. Küçük bir şey de yapalım. İçerisine bence böyle biber de koyalım birazcık. Koyalım mı? Gerek var yok, mı? Yok. Yani şöyle görselde koyarız. Tamam. Ama bunu bir sumakla yoğuracağım ben çünkü. Sumakla bir ovacağız. Evet. Efendim. En küçük bir hayvan bir kabı buldum. Olur olur, o da olur. Güzel. Ver tatlım. Şöyle. Güzel. Her şey çok güzel işledi. Şıkır şıkır tertemiz oldu. Pilavımızı da sunum yapacağız. Serpil, o pilava bir bakar mısın? Ne oldu? Ben anlam veremedim aşkım. Ben sana... O tencere bozulmuş bence. Kenarda bak, içinde. Ha. Ne, ben bakamadım. Yok, kaşığını. Dur. Kaşık. Neden öyle buraya oldu? Koydum bunu. Yağından herhalde biraz ya, fazla. Çok şey oldu. Güzel oldu işte. Yok, güzel olmuş. Gayet şey olmuş, bir saniye. Sen hatta bunun kıvamı da gelmiş. Bu şimdi şey olacak. Onu sen tabağa çekelim orada bence. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.